Efendim, hoş geldiniz zor mevzulara. Ben İsmail Kılıçarslan. Zor mevzular benim notlandırdığım bazı kitapları okuyup o kitaplar üzerine konuşmamla ilerleyecek bir program. Fakat bunu bir kitap özeti olarak değerlendirmeyin lütfen çünkü adı üzerinde zor mevzular. Felsefenin, sosyolojinin, psikolojinin bazen tarihin ya da dinin ilgilendiği temel meselelere ait okuduğum iyi kitapların, hatta doktora tezlerinin, hatta bazen makalelerin notlan, notlarını anlatmak istiyorum size. Okumak istiyorum. Bu okumanın üzerine de, bu okumanın üzerine de e, belki en fazla aklım ererse, dilim dönerse, kabiliyetim elverirse, verirse bazı küçük eklemeler yapmak olacak. Ama şunu bilesiniz, anlatan, dinleyenden daha çok şey bilmiyor. Hani okudu, notları var. O notları sizinle paylaşmak istiyor. Dolayısıyla izlediniz ve her şeyi öğrendiniz değil. İzlediniz ve birlikte öğrenmeye çalıştık. Aslında bundan ibaret. Bugün Zor Mevzuların ilk bölümündeki ilk kitabımız Ten Medeniyeti adını taşıyor. Ten Medeniyeti Modern Kültürde Beden ve Ötesi. Kimin kitabı? Sertaç Timur Demir Hoca'nın kitabı. Ve açılım kitaptan yayınlanmış. Beden İnsanlık tarihi boyunca kime ait olduğu ve bu aidiyete nasıl davranılması gerektiği konuları bakımından hem felsefeye hem yani düşünce alanının bütün disiplinlerine ait bir kavram, tartışıla gelen bir kavram. Bugün itibariyle beden gelip nereye dayandı? Yani modern dünyada, modern kültürde beden ne anlama geliyor? Bunun e, görüngüleri ya da görüntülerine bedenin nasıl bir imajı var ve aslında hocanın işte ten medeniyeti ya da kitapta bedeniyet dediği şey nasıl ve hangi süreçlerden geçerek buraya dayandı meselesi e, benim açımdan çok ilgi çekici bir mesele. Umut ediyorum sizin açınızdan da çok ilgi çekici olur. Her birimizin üyesi olduğu beden toplumu bir tür içine düşme halimidir yoksa gönüllü bir tercih midir? kendi akışkanlığı içinde doğal bir oluş mudur yoksa nötr olmayan kültür endüstrisinin ürünü müdür? Bir zamanlar ağırlıkla sağlık meseleleriyle anılan beden bugün her türlü manipülasyona açık doğasıyla yersiz ve amorf bir varlığa daha da önemlisi sunum yoğunluklu muhteva yoksulu küresel dönüşüme gönderme yapar. Bugün bu sebeple beden merkezli bireyler kadar bedeniyleşen bedenleşen değil bedenileşen toplumları da anmanın tam vaktidir. Öyle ki gündelik yaşamın detaylarına kadar sinen bedenileşme hali an itibariyle medenileşmenin de bir kıstası haline gelmiştir. Görsel, imge bazlı modern toplumlar bedenlerini selamete ve huzura ermenin eşsiz bir enstrümanı olarak tecrübe ederlerken aslında farkında olmadan tüm kadim ahlak yasalarının içini boşaltırlar. Yani ben şunu anlıyorum, insanlık geldi, 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 sonunda bedene dayandı. Bütün kutsallığını, bütün huzurunu, bütün selametini beden üzerinden buluyor ve bu da, bu bedeniyet de, öyle diyelim, kadim ahlak yaşalarının içini boşaltma sonucuyla bizi karşı karşıya bırakıyor. Diyor ki, devamında aşağılarda bir yerde, bu anlayışa göre bireyler, sıskalar ve şişkolar veya çirkinler ve güzeller şeklinde kategorize edilirken, objeleşen benlik de kültürce onaylanan fit olma haline tabi tutulur. Yani şu, zayıflar var, şişmanlar var, güzeller var, çirkinler var ama asıl nirvana fit olmakta. Ben deniz gördüğünüz gibi çirkin ve şişman kategorisine giriyorum. Gördüğünüz gibi. Belki bazılarınız güzel buluyor olabilir ama ben yani kategorik olarak kategorilendirse bu beden tanımı üzerinden kategorilendirilecek olsa benim bedenim şişman ve çirkin bir beden olarak pazarlanıyor ya da sunuluyor ya da değerlendiriliyor. Ama bunun ideali arınmak için ancak fit olmak lazım malum. O fitliğe ulaşmanın Yöntemleri konusunda da hoca birazdan çok kıymetli şeyler söyleyecek. Bedeniyet çağında ten aşkın bir değer kazanmış ve insanlığın manevi ritüellerinin yerine kendini ikame etmiştir. Hani bakın burası çok önemli denilecek yerlerden birisi. Çünkü tenin yani bedenin aşkın bir değer kazanması ve insanlığın manevi ritüellerinin yerine kendisini ikame etmesi demek bizatihi medeniyet üretimini de artık beden üzerinden gerçekleştiriyoruz demek. Modern dünya için bu böyle. Medeniyet üretimini bedensel ritüeller üzerinden, bedene asılı, bedene yapışık, bedenle bitişik ritüeller üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu korkunç bir sona doğru mu götürür bizi bilemedim ibadet vecdi ve ulvi kurtuluş ihtiyakıyla gidilen spor salonları, tüketilen zayıflama hapları, harfiyen uyulan diyet programları, huşuyla kullanılan makyaj setleri, tüm bunlar ve daha fazlası teni pürüzsüzleştirme ereğini taşır, amacını taşır. Öte yandan modern kültür, sürekli değiştirmeye zorladığı yüceltilmiş beden politikasının gerisinde, kaçınılmaz zamansal aşırılığa çocuğun bulamamanın ruhsal gerilimine sahiptir. Yani şu. Diyor ki beden sektörünün, bedeniyetin en genel manada spor salonları vardır, zayıflama hapları vardır, diyet programları vardır, makyaj setleri vardır ve bütün bunlar aslında teni pürüzsüzleştirme amacı taşır. Hani ritüel olarak devam edelim. Allah'a yakınlaşma amacı taşır diyor mesela İslam. Ne için diyor bunu? İbadetler açısından söylüyor. Takva açısından söylüyor. Ama bedeniyette, beden dininde bedenin ritüelleştiği, beden algısının ritüelleştiği durumlarda bedenin pürüzsüzleşmesi, tenin pürüzsüz hale gelmesi Allah'a yakınlıkla, ritüel manasında söylüyorum, Allah'a yakınlıkla eş değer tutulabilen bir şeye gelmiş. Sertaş Timur Hoca'ya göre ve tabii bütün bunların ötesinde e, zamansal aşınmaya çözüm bulamamanın ruhsal gerilimi diyoruz. Zamansal aşınma kavramı yaşlılık olabilir mi? İlerleyen yaş. E çünkü ten yaşanan bir şey, insana paralel olarak beden yaşlanan bir şey. Bu yaşlanmaya karşı koyma durumu üzerinden de bir ruhsal gerilime sahip. Yani şöyle aslında gene deminki ritüeller koleksiyonundan devam ederek anlatmaya çalışayım derdimi. Allah'a diyelim Müslümanlar Allah'a takva ile yaklaşıyorlar. Takva için yapmaları gerekenler ibadetlerinde huşu, infak, sadaka, namazlarını kılmak, insanlara iyi davranmak vesaire vesaire. Bunun sonucu Allah'a yaklaşmak olur. Yani sizin en hayırlınız takvaca en üstünüz olandır diyor ya ayet kelimede. Dolayısıyla o takva üstünlüğü ritüel bir takım bir takım ritüellerle gerçekleştiriyor. Gerçekleştiriliyor ve temel amaç Allah'a yakınlaşmak. Allah'a yakınlaşmak demek de aslında cenneti kazanmak. Yani sonsuz hayatı kazanmak demek. Sonsuz hayatın güzel tarafını kazanmak demek. E peki bedende durum ne? Bugün itibariyle bedende durum ortaya koyduğu beden medeniyetinin ortaya koyduğu ritüelleri yaptığınızda pürüzsüz bir tene sahip olma amacı var. Ama bu amaçtan bir ilerisi de yaşlanmamak. Sonsuz bir gençliğe sahip olmak. Bu mümkün mü? Sonsuz gençliğe sahip olmak mümkün mü? Dünyada en azından mümkün mü? Yani e, şimdi hadi Ajda Pekkan'dan vereyim örneği. Ajda Pekkan'ın ben mesela ee, ölmemek için estetik ameliyat yaptırdığını düşünüyorum. Sürekli gençleşmeye çalışmanın ölmemekle çok yakın bir e, ölmeme isteğiyle çok yakın bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Bilmem siz de benim gibi düşünüyor musunuz? Benim gibi düşünüyorsanız canınız sağ olsun. Düşünmüyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ee, belki sonra tekrar döner konuşuruz ama e, insanın bedenini düzeltme çabası, bedenini genç tutma, tenini pürüzsüz hale getirme çabasının en nihayet ölmeyi istememekle, ölümden korkmakla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Devam edelim, 16. sayfadan bir paragraf kitaptan. Modernitenin belki de sabit tek normu, yerleşik bir norma ve omurgalaşmış bir değer yargısına sahip olmamasıdır. Her şey ve herkes sürekli ve düzensizce değişen koşullara evrilebilir bir akışkanlık içindedir. Hani modernizm akışkanlığı dediğimiz mesele. Moda kavramı bu bağlamda yalnızca bir sektörü değil, modern kültürün doyumsuz karakteristiğini gösterileştirir. Yani bu modernizm akışkanlığı, modernizmin bize ve tüm insanlara verdiği akışkanlık kendini en iyi da bulur diyor hocam. Moda kavramının içinde bulur best olmak, best olmak bu yanıyla bir dönemselliğe işaret ederdi. Yani en iyisi olmak, best, best of best var bir tane, en iyisi olmak sadece dönemsel bir kavramsallaştırma, kavramsallaştırmadır diyor hocamız. Ee, bir Bugün itibariyle best olan, yarın itibariyle best olmayacağını bilerek best oluyor. Bütün best of listelerine bakalım, bütün best of listelerini aklımızdan geçirelim. E, bu böyledir. Çok gayet dönemsel bir şeydir ama en iyi kavramıyla, en iyi kavramıyla, en iyi kavramının başına gelmiş geçmiş en iyiyi eklemek zorunluluğunu hissetmek aslında ortada bir en iyinin olmadığını gösterir. Ne demek istiyorum? Şimdi bugün itibariyle en iyi kitaplar listesi yapsak bunun ömrü, 10 yıl sürer mi? Sürmez. Çünkü 10 yıl sonra bir yenilenen insan zihniyle, sürekli dönüşüme uğratılan, sürekli değiştirilen insan zihniyle yepyeni bir en iyi kitaplar listesine ulaşır dünya. Bu kaç, neredeyse kaçınılmaz olarak böyledir. Best olma fikri gayet dönemsel bir fikirdir. Karşı sayfadan devam ediyorum. Modern bireyler hem ölümün kapıyı her an çalabileceğinden yola çıkarak hızlı ve hazlı olana yönlendirilirler, hem de ağız tadını kaçıran kârsız ölüme karşı direnmeye zorlanırlar. Çünkü beden imgesine karşı çeşitli sektörler aracılığıyla geliştirilen tüm stratejinin ardında ölümü kabullenmeme, hiç değilse makul bir vakte kadar göz önünden kaldırma isteği vardır. Aslında demin söylediğim şeyle aşağı yukarı e, ortak bir paragraf. Hızlı, hızlı ve hazlı. Niye? Çünkü hayat sonlu. Modern bireyin korkunç çıkması hayatın sonlu olduğu duygusunu yenemiyor oluşudur. Çünkü modernizmle birlikte insanın tanrıyı yendiği fikri yerleştirildi beyinlerimize. Fakat ölümün sahibi hala tanrı. Tanrı derken şunu kastediyorum. Doğa fark etmez. Hz. İsa fark etmez. Yahova fark etmez. Önemli değil ama ölümün sahibi artık bizden başka biri. Ve bunu yenemiyoruz. Yani ölümün sahibinin bizden başka biri olduğu fikrini yenemiyoruz. Ölümü ele geçiremiyoruz. Ölümsüzlüğü bulamıyoruz. Bu da çok büyük bir gerilim olarak dönüyor modern bireye. Hızlı ve hazlı olana yönlendirilmek diyor ya. Bunu sık sık Yusuf Kaptan Hoca'nın da tekrar ettiğini hatırla hatırlayacaksınız. Hız ve haz çağı, hızın ve hazın bu kadar odakta olduğu bir çağda, bir dönemde e, insanlığın ölümü yenememesi, ölümün sahibi olamaması, ölümün sahibinin bir başkası olması fikri büyük bir açmaz olarak karşısında duruyor. Ama bu beden medeniyeti, bu ten, bu tensellik öyle diyelim hadi e, tinselliğe karşıt gibi bu tensellik temelde ölümü ötelemeye, ölümü unutturmaya yönelik bir çabadır diyor Sertaç Hoca. Pazar ürettiği mutsuzluktan beslenir. Biraz düşünseniz bunu. Yani pazarın ürettiği mutsuzluktan beslenmesi ne demek? Birazcık düşünelim bunu. Aslında şu değil mi? Bir arabam var. Dört tekeri var, motoru var, kliması var. Açılan, otomatik açılan camları var. Belki sunroofu var. Yani her şeyle dört dörtlük bir araba ama amasine daha yeni ve daha güzel bir başka araba modeli var. O bende temel bir mutsuzluğa yol açıyor. Bu temel mutsuzluk beni bir satın alma davranışına yönlendiriyor. Yani yürür vaziyette hiçbir şikayetimin olmadığı aracımı değiştirip beni yeni bir araba almaya yönlendiriyor. o mutsuzluk. pazarın mutsuzluktan beslenmesi tam bu demek. Yani önce bir mutsuzluk tanımlamalısınız ki tüketiciye doğrudan ürün pazarlayabilirsiniz. Bunu hani ben otomobil üzerinden verdim bu e, örneği. Söz gelimi üzerimdeki gömlek. Giyiyorum taş gibi hala. Aldığım günden beri hiçbir şikayetim yok. Ama bir süre sonra gömleğimin eskidiğini hissedeceğim. Çünkü pazar bana diyecek ki yeni bir gömlek var onu alsana. Yani bu gömleğin eskiliğinin beni mutsuz etmesi üzerinden ya da modasının geçmesinin beni mutsuz etmesi üzerinden beslenen bir pazar var. Zygmunt Bauman tam böyle söylüyor işte. Pazar ürettiği mutsuzluktan beslenir. Sertaç Hoca ne diyor? Proje olarak beden yazısında. Beden hakkındaki tüm takdirin taşıyıcısı olan bireyin omuzlarındaymış gibi göründüğü ancak işin iç yüzünde küresel ağlarca kumanda edilen politik bir projedir. Her an pazarlanmaya hazır olan bu proje, öldürdüğü tanrının yerine kendi benini ikame eden modern bireyin kendi başına seçtiğini sandığı şeyleri de tayin eder. Biraz karışık değil mi? Aslında hiç karışık değil bence. Çünkü e, küresel ağlarca komuta ya da kumanda edilen politik bir proje olarak bedeni bir kez gördüğünüzde aslında beden üzerinden dönen o büyük pazar hareketini de çok çabuk sökebiliyorsunuz. Ama yine bizatihi pazarın kendisi beden üzerinden kurduğu bu kumanda hikayesini belli etmemek konusunda da uzman. Size belli ettirmemek. Sizin bunu anlamamanız üzerinden geliştiriyor kendi reflekslerini. Ve siz beden denilen şeyin Küresel ağlar tarafından nasıl bir pazara dönüştürüldüğünü fark etmediğiniz sürece sizin açınızdan bu bir sorun olarak tanımlanmıyor. Akıp gidenle birlikte akıp gitmeye ayarlanıyorsunuz. Öyle söyleyelim. Akıp gidenle birlikte akıp gitmeye ayarlanıyorsunuz. Üstelik tek tek her birimize sorsak diyeceğiz ki hayır ben akıp gidenle birlikte akıp gitmiyorum. Son derece özel, son derece unik son derece benzersiz bir insanım. Öyle misin peki? Gerçekten son derece benzersiz bir insan mısın? Yoksa mesela hadi düğün üzerinden konuşalım mı bunu? Benim örneğini vermeyi çok sevdiğim bir şey. Ne yapıyorsun farklı düğün yaparak? Benzersiz insansın ya. Kır düğünü yapıyorsun. Senden önce kaç tane kır düğünü yapılmış oluyor? 2 milyar tane. Abarttın mı rakamı? 150 milyon tane. 350 milyon tane. Her neyse. Diyorsun ki farklı olalım mı? Diğerlerine benzemeyelim. Akıp gidenle birlikte akıp gitmeyelim. Peki ne yapalım o zaman? Klasik bir arabayı düğün arabası yapalım. E senden önce 150 milyon insan da bunu yaptı zaten. Ama pazarın sana hissettirdiği şey tam olarak bu. Diyor ki benzersiz birisin. Acayip bir bireysin sen. Yani hiç kimseye benzemeyen bir bireysin. Oysa yanımızdaki hemen yanımızdaki insanla farkımız yüzde bir bile değil artık bedensel farkımızdan söz etmiyorum. Zihinsel farkımızdan söz ediyorum. Aynı şeyleri tüketiyoruz, aynı şeylerle mutlu oluyoruz, aynı şeylere gidiyoruz, aynı meselelere hüzünleniyoruz falan. Ama pazarın eşsiz yeteneği, küresel ağın eşsiz yeteneği aslında aynılaştırdığı, tek tornadan geçirdiği insanlara aynı zamanda bir benzersizlik hissi, bir benzersizlik tohumu yerleştirme çabası. Bir mağazaya giriyorsunuz söz gelimi bir pantolon alacaksınız. Oradaki 10 ayrı renkte, 10 ayrı modelde pantolonu bizatihi sonsuz bir seçenek alanı olarak konuluyor size küresel A. Diyor ki bu 20 ayrı pantolonda ya da renklerle kombin edelim hani bu 200 ayrı pantolondan birini aldığında benzersiz biri olacaksın. Yani aslında bunları sen seçeceksin. Sen seçmiş olacaksın. Sen seçtiğin için de senin seçimin olacak bu. Senin kararın olacak. Halbuki küresel kararı asla sana bırakmaz. Çünkü optimize edebildiği oranda karlılığını da optimize eder. Seçimi optimize edebilirsen karlılığı da optimize edersin. Yani sattığın ürünü ne kadar çok satarsan değişmez iktisat kaidesi. Sattığın ürünü ne kadar çok satarsan karını optimize etme şansın o kadar fazladır tek bir kumaş çeşidinden milyonlarca pantolon üretir. Ve bu pantolonu satın alan herkese ya çok farklı, çok güzel bir seçim yaptım hissini uyandırabilirsen sen karlılığını e, alır götürür üst düzeye çıkarırsın. Bireyin, bireyin verili ve somut bedeni günümüzde belli bir çözünürlük zemininde esnek ve nihayetsiz bir kimliğin içinde erimekte ve buharlaşmaktadır. Çağın parolosu olan esneklik, beden projesinin özüdür. Tüm değişken koşullara adapte olmanın ve farklı çevrelerce onaylanmanın olmazsa olmazı, yerleşik ve ilkeli bir kimlik portresine sahip olmaktan çıkarak, tıpkı dijital fotoğraflar gibi her an yeniden biçimlendirilebilir geçişkenliğe haiz olmaktır. Yani bir çeşit Bedenimizi yapboz haline getirmekten söz ediyor yazar. Yani parçalar var. O parçalar her an yeni bütünler oluşturuyor. Bugün beden endüstrisinde ve o bütünler aynı zamanda yeni bölünmelere gibi. Dolayısıyla bedeni artık bir bütün olarak değil, bir yapboz olarak kurguluyoruz zihnimizde. Yani e, bu çünkü diyelim bu sene, hadi öyle söyleyelim. Bu sene küçük göğüs moda olduğunda estetik cerrahlar için başka bir karlılık alanı açılıyor. Gelecek sene büyük göğüs geçerli olmaya başladığında o küresel pazarlama ağı büyük göğüsü kodladığında estetik cerrahların başka bir karlılık alanı açılıyor. Kar hiç ortadan kalkmıyor. Ama ortadan kalkan şey ne? Bedenin bütünlüğü. Beden bir yapbozun küçük parçaları gibi böyle alıp tekrar yapıştırıp birleştirebileceğiniz, üzerinde her türlü oynamayı yapabileceğiniz, makyajdan başlayıp estetiğe kadar, bedensel müdahaleye kadar üzerinde her türlü operasyonu yapabileceğiniz bir dijital fotoğrafa dönüşüyor. Bir dijital malzemeye dönüşüyor ve bir yapboş halinde bedenin ne olduğuna, neliğine dair hiçbir şey düşünmemize müsaade etmeden bedeni şekillendiriyor durmadan. Şimdi şahane bir cümle size. Beğenilenler çemberinin dışında kalmak Modern bireyin başına gelebilecek en korkunç felakettir. Yani şişman olmak, yani kısa olmak, yani çok zayıf olmak, yani arzu edilen beden ölçülerinin dışında bir bedene sahip olmak. Olacak şey mi? Mahvederim seni diyor modern hayat, o küresel ağ. Mahvederim seni diyor. Benim tanımladığım ölçülerin içine sığacaksın. Benim tanıdığım ölçülerin içine sığmazsan, bu başına gelmiş en büyük felakettir. Dolayısıyla kilon mu fazla? Hemen kilo vermelisin. Kilon kabul edilebilir orandan az mı? Hemen diyetisyene gitmelisin. hemen bir şeyler yemelisin. Gözün gereğinden fazla kısık mı? Çekik mi? Rengi mi değişik? Olmaz. Ben bunu kabul etmem. Benim bedenle ilgili her an değiştirdiğim standartlar var. Ve senin yegane görevin bedenle ilgili değiştirdiğim standartların tamamına tam vaktinde yetişmektir. Aksi takdirde bu ancak bir felakette sonuçların senin açında. Arkadaşların zayıfken sen şişman olursun. Sen şişmanken arkadaşların zayıf olurlarsa bu sana sonsuza kadar yetecek bir mutsuzluk kaynağı üretir. Arkadaşların 70'ler makyajı yaparken sen 90'lar makyajı yapamazsın. Arkadaşların bilmem ne renk ve bilmem kaç para tabii göz farı sürerken sen bilmem ne renk ve bilmem kaç para göz farı sürdüğünde kezmen olarak nitelendirilir. Kezban olarak nitelendirilmek, barzo olarak nitelendirilmek başına gelebilecek en büyük felakettir. Dolayısıyla o standardın içine gelebilmelisin ki, benim sana önerdiğim o standardın içine gelebilmelisin ki seni benzersiz bir birey haline getireyim. Ne acayip değil mi? Hem acayip bir standardın içine çekilmek zorundasın hem de o standarda ulaştığında hissettiğin şey benzersizlik. Tam bir el çabukluğu marifet. Tam bir madrabazlık aslında. Beden içinde maskelerin değiştirildiği bir tür deneme kabini gibidir. Ne var ki her deneme yeni bir uygunsuzluk farkındalığı ve hayal kırıklığı ihtimaline yemedir. Böyle olduğu için çoklu kimlik ve çaplaşık ilişki ağlarının lime lime ettiği beden tasavvuru kurtulması müşkil bir heyula gibi modern kültüre özgü pisişik tıkanıklıkları, manevi iş sıkıntılarını ve şahsiyet buhranlarını tahrik eder. Her yeni bedensel uygunluk denemesi yeni bir hayal kırıklığını beraberinde getirir. Japonya'da en yaygın estetik ameliyat biçimi e, Bacaklarının uzatma ameliyatı. Tam 4 ay yatağa mahrum olmak kaydıyla bacaklarını kestiriyorlar ve araya en iyi ihtimalle 10 santim boylarını uzatabilecek. O da en iyi ihtimalle. Genellikle 5-6 santim uzuyor. Çok yaygın Japonya'da bu ameliyat. Boy uzatma ameliyatı. Bayağı bildiği platin minetin takarak, orayı etle falan sararak, o etlerin yenilenmesini temin ederek falan korkunç bir ameliyat. Ve korkunç bir nekat dönemi var. Minimum 4 ay. Yatağa bağlı kalıyorsun. Fakat o uzatma ameliyatından çıktın. Güzel. Bacaklar uzadı. O da güzel. Fakat oldun leylek. Çünkü bedenin bacağına göre 10 santim kısa kaldı. Yani o uygunluk denemesi yepyeni bir uygunsuzluk ortaya çıkardı. Ya da işte deneme kabini analojisinden devam edelim. Deneme kabinine girdiniz. Tam size göre yapıldığınız, düşündüğünüz bir elbisenin bir yeri hafifçe bol. O bolluk bir şey gösteriyor. Bir, bir bedende gizlenmesi gereken bir şeyi açık ediyor. Ya da açık edilmesi gereken bir şeyi gizliyor. Öldünüz siz o zaman. Var olmayın daha iyi. Ölün daha iyi yani. Nasıl olabilir? Bu uygunsuzlukla hayat devam edebilir mi? Bu bedensel uygunsuzlukla hayata devam etme şansınız var mı? Yok. Dolayısıyla öldünüz. Oyun dışısınız. Bacağınızı kestiriyorsunuz. Yetmiyor. Yarın belki vücudu uzatma, vücut uzatma ameliyatları bulacak estetik e, cerrahi bulabilir. Bedenin çeşitli yerlerinden yağ çekmeyi bulduğu gibi şimdi duyuyoruz yağ enjekte etme ameliyatları da yapıyor. Her türlü uygunsuzluk için her türlü operasyonu yapabilen bir sektör. Bir zamanlar din adamlarına duyulan hürmet ve teslimiyetin benzerini bugün bizzat müşahede eden beden uzmanları salık verdiği veya sakındırdığı kürleri, hapları ve gıdaları belli bir sirkülasyon içerisinde yeniler. Dün hararetle önerilenler bugün ansızın rafa kaldırılır. Bu arada yer yer öncekilerle de çelişen yenilenmiş listeler, ilüzyonistleri aratmayan hız ve izleyicilerinin coşkusuyla birleşerek öne çıkarılır. Modern birey ise kendisine ayna tutan toplumsal normlardan taşan fazlalıklarını aldırmanın, daha narin görünüp albeni oluşturmanın yollarını arama konusundaki istikrarını sürdürür. Dün diyelim tuzlu badem ödem atmaya yardımcı oluyordu. Bugün bu bilginin yanlışlığı ortaya çıkıyor ama biz sektöre olan inancımızı kaybetmiyoruz. Diyoruz ki o dün doğruydu ama bugün yanlış. Bugün ne var sırada? Bugün domates var. Hadi bugün de domates yiyelim. Size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bu kan değerlerine göre diyet diye bir şey geliştirdiler biliyorsunuz. Bir tanıdığıma domates yeme demiş hocam. Domates yeme. ki ne biliyoruz en temel manada domatesin Kiloyla ilgili hiçbir bağlantısı yok. Yiyebildiğin kadar ye. Ama domatesin belli beden tiplerine kilo yaptığına dair yeni bir teorimiz var elimizde şimdi. Nasıl olacak? Altayac'ın hangi beden tipleri olduğunu belki söylerim. Ama şu tabii sürekli sürekli değişiyor ama sürekli de kabulleniyoruz onu. Belki bir başka kitap üzerinden ona değiniriz. Ee, Darwin mesela evrimi türler üzerinden e, ispat etmeye çalıştı ve Bilim dünyası büyük bir kabullenişle bunu kabullendi. Elbette türler üzerinden evrim falan. Dawkins geldi, evrim türler üzerinden değildir kardeşim. Evrimleşen gendir dedi. Bilim dünyası bunu da büyük bir coşkuyla satın aldı. Dün e, diyelim et yemenin e, insanda kilo yaptığını söylüyorlardı. Şimdi etin insanda herhangi bir kilo yapmadığını söylüyorlar. Mesela ayranla et yemenin bilmem nesiyle ilgili. Dün başka bir fikir vardı, bugün bambaşka bir fikir var. Belli otların kilo yapmadığına dair bir fikir vardı. Bugün kilo yapıyor olabilirler. Ödeme bilmem ne iyi geliyordu. Bugün başka bir şey iyi geliyor olabilir. Ama tıp sektörünün, zayıflama sektörünün, beden sektörünün güvenilirliği tartışma konusu edilemez. Bir tartışma başlığı açılamaz bu alanda. Çünkü orası layihseldir. Sorgulanamaz. Hatasıyla, sevabıyla, doğrusuyla, yanlışıyla sürekli yenilediği doğrularıyla da olsa, sürekli inkar ettiği yanlışlarıyla da olsa, layısal, sorgulanamaz bir sektördür o. Ve sizin, hani öyle diyelim, gazsal elinde meyit gibi o sektöre teslim olmanız gerekir. Domates dün zararlı değildi, ye. Bugün zararlı, yeme kardeşim. Hıyar dün zararlıydı, bugün zararlı değil. Ye o zaman falan. Biraz böyle bir şey yani. Mental açıdan, güçten düşmüş, ve tüketim heyecanını kaybetmiş birey pazarın en arzulamadığı modeldir. Bu nedenle beden politikaları sık sık terapi ve motivasyon seansları ile pekiştirilir. Bedene, bedenle, bedene rağmen ve beden için geliştirilen her çıkar yol geçici de olsa farklı ve fakat hepsi bir diğeriyle bütünlük arz eden hazır paketlere iliştirilir. Bu noktada en değişmez kaide paketi hazırlayanın ehil kurtarıcı, muhatabın ise yetersizliğini idrak etmiş ve özgürlük arayışındaki müşteri olduğudur. Bu yetersizliğini idrak meselesi var ya, hani ya ben kim oluyorum da, ben kim oluyorum da, bu koca sağlık sektörü karşısında, bu koca zayıflama sektörü karşısında, bu koca makyaj sektörü karşısında, bu koca giyim sektörü karşısında ben kim köpek oluyorum da bu sektörlere meydan okuyorum. Onlar bana ne diyorsa onu harfiyen uygulamalıyım. Çünkü bedene inanmak zorundayım. Bedenin geçiciliğine değil kalıcılığına. Çünkü ölüm duygusuyla baş etmek zorundayım. Ölüm duygusuyla baş edebileceğim bütün mekanizmaları elimden aldılar. Ama ölüm duygusunu elimden alamadıklarına göre onu bir başka şeyle doldurmak zorundalar. Dolayısıyla sağlık sektörü, tıp sektörü, zayıflama sektörü bana ne vaz ediyorsa Değişmesi fark etmez. Her gün değişebilir fark etmez ama bana ne vaz ediyorsa ölüm duygusunu ancak bununla bastırabilirim. Eyvallah diyelim. Başımız gözümüz üstüne diyelim ve yolumuza devam edelim. Fikir temel fikir bu. Bu tabii bizi eşsiz müşteriler haline getiriyor. Sürekli satın alma duygusuyla dolanmış. Sürekli her şeyi satın alan eşsiz müşteriler haline getiriyor. Kendisine sunulan hangi paket olursa olsun ünlülerimizin çok acayip zayıflatıyor dedikleri bir e, diyerek reklamını yaptıkları bir çay piyasadan toplatıldı çeşitli sağlık zararları nedeniyle. Peki hadi o zaman şöyle devam edelim. O ünlülerimiz yarın öbür gün zayıflama konusunda bize yepyeni ürünler ve yepyeni tavsiyeler vermeyecek mi? Verecek. Biz ne yapacağız peki? Biz o kadar aciz yaratıklar, o kadar yetersiz insanlarız ki elbette onların verdiği yeni tavsiyeye uyacağız ünlülerimiz yanılıyor olamaz ki. Bize nasıl zayıflanacağını öğreten ünlülerimiz yanılıyor olamaz. Bir kere yani insanlara önerdikleri çay insanların sağlıklarıyla oynadı diye onlar güvenilirliklerini kaybetmiş mi olacaklar? Saçmalamayın lütfen. Böyle bir dünyamız yok. Böyle bir şey olmaz. Güven kaybı dediğin öyle bir şey değil. Yani insan güvenini kaybeder mi? Zayıflama çayı birkaç kişiyi ölümcül hasta haline getirmiş. Ne fark eder? Ama çok taktınız kafaya yani. Yarın aynı ünlümüş bize bir başka çayın reklamını yapar. Biz de evet bu zayıflatıyormuş deriz ve onu kullanmaya devam ederiz. Çünkü pazarın devamlılığı ancak buna bağlı. Lütfen o yüzden herkes görevini yapsın. Ünlülerimiz içinde ne olduğunu bilmediğimiz çayları bize önermeye devam etsinler. Biz de onları bizi zayıflatacakları umuduyla tüketmeye devam edelim. Ölürsek de şansımıza. Bahtımıza. Önemi yok yani. Özgürlük açmazı olarak beden bölümünden devam edelim. Sertaç Hoca'nın kitabından. Beden kültürünün en sembolik pazar söylemi özgürlüktür. Modernitenin en yüce ve en klişe erdemi olarak özgürlük, bugün kendi dışındaki tüm erdemleri yok sayacak kadar dogmatikleşmiş ve banalleşmiştir. Her an aktif olma kaygısını bir özgürlük yanılsaması deneyimleyen modern birey, bedensel bölünmeye bağlı ruhsal yıkımın eşiğine gelmiştir. Özgürlüğün yıkıcılığı, onun nedenleri ve bedelleri hakkındaki kritik soruların gündem dışı tutulmasıyla ilgilidir. Bu nedenle, niçin özgür olması gerektiğini bilmeyen birinin nasıl bir kimliğe sahip olması gerektiğini bilememesi de doğaldır. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Cumhuriyet tarihinden bir örnek vereyim. Hani meşhur bir Ankara valisi var Nevzat Tandoğan. O olabilir, bir başkası olabilir. Zihnim beni yanıltabilir bu konuda. Bir grup sosyalist gence diyor ki, öyle sosyalizm eylemi falan yapmayın, komünizm eylemi falan yapmayın. Memlekete komünizm gelecekse onu da biz getiririz. Diyor. Yani sen bir özgürlük tanımı yapamazsın. Özgürlük sana tanımlanır, tanımlanmış olarak gelir. O tanımlanmış özgürlüğün içerisinde diğer bütün değerleri, Diğer bütün değerleri de yok sayarak, sadece özgür olma fikrini dogmatik hale getirerek, dogmalaştırarak ve fakat özgürlüğün ne demek olduğunu bilmeksizin yaşamaya devam edersin. Etmelisin sisteme göre. Aksi takdirde sistem için bir çeşit veba, bir çeşit tehlikeli hasta durumuna girersin. Yani kardeşim şu anlattığın şeyin özgürlükle ne alakası var demeye başladığım an sistem beni üzerimi kırmızı çarpıyla çarpar. Şimdi neyi tartışıyoruz mesela biz Türkiye'de? Bir takım filmlerle, bir takım dizilerle, bir takım popüler kültür malzemeleriyle eşcinselliğin yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmadığını tartışıyoruz değil mi? Bu bir tartışma alanı. Ve diyelim daha ahlaki normlar üzerinden giden bazı insanlar bunun pekala insanları eşcinselliğe yönlendirebileceğini iddia ediyorlar. Ben bu taraftayım. Ama Dogmatik özgürlükçüler diyorlar ki biz film izleyerek eşcinsel olan hiç kimse görmedik. Yok ya insanların neye maruz bırakıldıkları ve onun neyle sonuçlandığına dair hiçbir tecrübemiz yokmuş gibi yapıyorlar. Çünkü dogmatik özgürlük anlayışı buna gerektirir. Diyorum ki mesela adama, kardeşim senin bu uluslararası haber ajansın, yani haberlerini okuduğun uluslararası haber ajansı diyelim, kendi ülkesi hakkında senin ülkenle ilgili yaptığı haberden çok daha vahim haberler olmasına rağmen tek bir kez haber yapmadı. Ama diyor ki bu bir özgürlük meselesidir kardeşim. Ya iyi ama yani siyasal oryantasyon nereye gitti, ahlaki oryantasyon nereye gitti, ödev nereye gitti, yaşamın amacı nereye gitti, her şey nereye gitti, her şey özgürlük dogmasının içine gitti. Senin bedenin kardeşim. Ya benim bedenimse bırak beni. 5 metre kumaş alayım bir terzi bulayım. Kafama göre bir elbise diktireyim. Diyor ki diktir ama o elbise benim kabul edebileceğim bir elbise olmaz. Ben ancak o elbiseyi kabul edilebilir bulursam diktirebiliriz. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben şimdi bazı markalarda bir alıcı olarak ha bir müşteri olarak bazı markalarda üzerime uygun gömlek bulamıyorum. Pantolon bulamıyorum. Ya da ayakkabıdan örnek vereyim. Hadi şişman diyeceksiniz diye bana. Ayakkabıdan örnek vereyim. Ben bazı markalarda ayağıma olacak ayakkabı bulamıyorum. Numarasını buluyorum. Ama diyelim benim Türk tipi bir tarağım var. Ayağımın üzerinde bir Türk tipi tarağım var. Öyle ayakkabı hiç yapmıyorlar. Niye biliyor musunuz? Git ayağını eğit gel kardeşim diyorlar. Git ayağını uygun olan forma sok ve gel. Karşıma dikilme. Ben üretim hatası sevmiyorum. Ben değişik insan sevmiyorum. Ama sen çok değişiksin. Yani şöyle. Ben değişik insan sevmiyorum ama benden alışveriş yapıp benim tek tipleştirdiğim her insan çok değişik. Yersen güzel numara. Zaman ve mekana bağımlı gerçek dünyanın yanı başında özgürlük düşleri tüm bariyerleri aşmanın yarı dinsel yolu gibidir. Bedense özgürlük ritüellerinin mabedidir. Öte yandan Pastoral riyazet kültüründe beden, huşu ve adanmışlık hissine engel olan hayvani nefsin kafesi olarak görülüyordu. Onun sonu gelmez arzuları sülük eden dervişin kemalatına maniydi çünkü. Bu kodlama gereğince terbiye edilen beden, üzümsüz konuşmadan, aşırı yemeden ve çok uykudan bir ölçüde men edilmekteydi. Beden yalnızca bir tür emanet taşıyıcıydı. Hem ayartıcı doğası, hem pespayeli temayülü hem de mutlak faniliği. Üç temel özellik riyazet kültüründe. Bedenin geçiciliğine, faniliğine inanan kültürde bedenin üç temel engeli var. Ayartıcı doğası, pespayeliğe, çirkinliğe temayülü ve mutlak faniliği. Geçici olması yani. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil diyor ya Yunus Emre. Tam oradaki işte. Ölürse beden ölür, can ölmez, ruh ölmez. Ruh bedenden sıyrılır ve ait olduğu yere döner. Bizde ise bugün itibariyle beden sadece bedenden ibarettir ve kesinlikle ölmemesi gerekir. Çünkü ölürse can ölür, tenler ölesi değil şeklinde bir algıya dönüşmüştür modern hayatta. Modernite şişmanı hem üretmiş hem de lanetlemiştir. Tıbbi bakışla yaşamsal olanı da yemiş olan şişman ölümle burun buruna yaşamaktadır. Diyetin ölümsüzlüğün pan zehiri gibi sunulması bu yüzdendir. Yani modern bireyin ilk ve en önemli ahlaki meşhuriyeti tüm ekonomisini, enerjisini ve zamanını bedeninin idealleri doğrultusunda düzenlemektir. Ayrıca özgürlük saadetini bedeni üzerinden elde etmek ve bunu tasarlanabilir, paylaşılır rol modele dönüştürmektir kriterleşmiş ideal beden ölçülerinden taşan fazlalıklarını hem kendileri hem de kilo göğücüleri çabucak fark ederler ve her fazlalık toplumsal bir leke olarak yerleşicidir. Süper abi sen kilo mu aldın ya? Biraz kilo mu verdin sen bu araya? Öyle mi oldu ya? Falan. Ama bizatihi şişman olmamın nedeni ne? Bizatihi şişman olmamın nedeni yaşadığım hayatın yaşamaya maruz bırakıldığım hayatın beni hareketsiz bir haline getirmiş. Genetik yatkınlık da var. Hani o da işi şakası olarak söyleyelim. E şişmanım ben. Ama her sabah kalktığımda kendimden utanmalıyım şişman olduğum için. İnsan şişman olur mu? İnsan şişman olamaz. Çünkü bu kabul edilebilir bir şey değildir benim açımdan. Ben kendimden tiksinmeliyim şişman olduğum için. Nefret etmeliyim. Bıyıklardan da nefret etmeliyiz mesela. Niye? Çünkü beden endüstrisi artık tek başına bıyık bırakan insanlardan nefret ediyor. Onun yerine hipster sakalı bırakırsan bu iyi diyor. Sakalım o da yapıyor, bıyığı kes diyor mesela. Bir süre sonra sakalları kestirecek bize ve bıyık kalacak. Bir süre sonra tekrar tıraşlı olmak e, moda haline gelecek. Ama şu aptal sarışınlık hiç geçmiyor. Bu aptal sarışınlık ne demek? E aslında sektöre diyorum aptal sarışın diye. Üretilmiş bir tipolojidir ya aptal sarışın olmak. Bizati sarışın olmak da ilgisiz bir tipolojidir. O tipoloji üzerinden söylüyor. Bölümü şöyle bitiriyor hoca. Özgürlük açması olarak beden bölümü. Özgürlüğe vasıl olma yönelimi olarak bedenin her türlü sınırlamalardan muaf tutulmasının en ironik ifadesi bu özgürlüğün çıplak beden imgesine indirgenmesidir. Bu ironi bedene dair özgürlük talebinin çıplaklık yoluyla ifade bulabileceği düşüncesini de işine alır. Yani özgürlüğün ifadesi tenin teşhirine muhtaç gibidir. Edebi tarz ve belagat de işin yerini alan bu pornografik tavır, beden ve özgürlük temalarının işlendiği sayısız festival ve direniş eylemlerinde kendini gösterir. Oysa teşhire şartlandırılan beden göründükçe silinir. Çünkü sürekli yinelenen göstergeleşmiş çıplaklık bedeni tüketilir fantazma derekesine indirir. Böylesi teşhircilik içindekilerini dillendirecek kelimeleri olmayan birinin ne dediği anlaşılmayan bağırtılarına benzetilebilir. Sesi yükseldikçe ifadesizleşir. Bir anlamda bir şeyi gereğinden çok gösterirsen onu göstermiyorsun demektir. Hani pornografiyi böyle tanımlayabiliriz arada boşluk bırakmamaktır ya pornografik. Arada boşluk bırakmamak. Temel olarak şunu aslında söylemek lazım burada. Geride bedene dair gösterecek hiçbir şey bırakmamak yakın zamanda bedenin göstermeye değer bir şey olmadığı fikriyle sonuçlanacak. O kadar çok çıplaklık üzerinden beden özgürlüğü, çıplaklık anlayışıyla o kadar bitişti ki yakında çıplaklığın bizatihi kendisi çok kıymetsiz bir şeye dönüşecek. Ve bir özgürlük olarak tanımlanmamaya başlayacak. Bu kadar göstermek, bu kadar gösterge halinde göstermek, göstergeleştirmek daha doğrusu bedeni tüketecek bir noktada. Bu e, sürdürülebilir bir yaklaşım değil. Bedene dair sürdürülebilir yaklaşım e, bu değil. Onu söylemiş olayım. Kitabın en ilginç bölümlerinden biri de ayna vitrin olarak beden bölümü. Star olmak yıldızlar kadar erişilmez olmayı gerektirir. Hiç şüphesiz ki şöhret kalkanının aşılıp bedensel yakınlığın sağlanması cilalı yüzeyin, parıltılı vitrinin ve göz alıcı makyajın kışkırttığı ayartıcı büyünün çözülmesidir. Yine de şöhretlinin bedeli parıldamayı bekleyen tüm sıradanlar için en çarpıcı aynadır. Beden, bu aynada sürgit yenilenen ölçülerle ve karşılaştırmalı olarak idealize edilen esnek bir inşaat çağrıştırır. Toplumun önüne konulan rol modellere benzemeye çalışmak kendimizi onda aynalamak manasına geliyor. Hani Biret Pitt gibi olsam, bilmiyorum yani dünyanın yakışıklı erkek algısı Biret Pitt'in çok gerisinde kalmıştır tabii. Neredeyse benim gençliğimin yakışıklısıydı adam ama hani hala yakışıklı mıdır bilmiyorum. hani Biret Pitt gibi olmak, Biret Pitt'in aynı zamanda benim aynam olması sonucunu doğurur. O onun bedelini star, star olmasının bedelini bana aynalık yaparak ödüyor. Ben de onun starlığına şükrümü, hadi öyle diyelim, onu kendime ayna kılarak eda ediyorum. Böylelikle aslında bütün toplum bir karşılıklı aynalama içerisinde buluyoruz kendimizi. Masal dinleyerek uyuyan bebekler gibi modern birey de kendi bedensel kimliğini başkalarının masallarını dinleyerek ve önemseyerek uyumlaştırır. Ya Mesela şu. Kenan İmirzalıoğlu da nasıl güzel kas yapmış değil mi? Ha, bu bir masal işte yani. Çok temel bir masal. Çünkü e, o masal ancak bizi o bedene uygun hale, uygunlaştırılmış hale getirecek. Şununla devam edelim aynı bölümden. Gözetim artık klinik, tımarhane veya cezaevi yoluyla gerçekleşmemektedir. Aksine artık sokaklara inmiştir. Gözetleyici olan iktidar değil, içinde herkesin birbirini izleyebildiği çoklu aynada toplumun kendisidir. Bu ayna lanetlidir. Çünkü kolektif huzursuzluk yaratan mukayese kipinin menbaadır o. Acaba ne derler? Beni nasıl karşılayacaklar? Beni nasıl değerlendirecekler? Bedenimi beğenecekler mi? Makyajımı beğenecekler mi? Kıyafetimi beğenecekler mi? Gibi 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 bir Çoklu ayna denetim sistemi diyebiliriz buna. Hoca böyle diyor. O toplumun bütünü hem gözetleniyor hem de gözetliyor. Gözetleyen ve gözetlenen aynı anda aynı işleri yapıyorlar. Hepimiz gözetliyoruz ve hepimiz gözetleniyoruz. Hepimiz temel değer yargılarıyla yargılanıyoruz. Ve hepimiz temel değer yargılarıyla diğerlerini yargılıyoruz. Ve böylelikle aslında hapishaneye, tımarhaneye ya da ee, kliniğe, hastaneye gerek kalmıyor. Toplumun bizatihi kendisi bir iktidar oluyor ve o iktidar seni her bakımdan yargılıyor. Özellikle beden bakımından yargılıyor. Ayna bireyi sahip olduğu şekil ve şeyle yetinmenin budalalık olduğuna inandırdıktan sonra başarının kutsandığı performanslar halkasına dahil eder. Ayna kalıcı olanı sevmez ve bakanı kesintisiz revizyona zorlar. Ayna sonlu elin değil Bitmeyen dahanın peşindedir. Evet, yapabiliriz ze kenetlenen bu performanslar dizgesi günümüz kültürü kadar depresif mağluplar yığınının da tezahürüdür. Bu yapabiliriz malum Çunhal isimli meşhur Alman-Kore karışık e, filozofun yorgunluk toplumundan bir kavramsallaştırma. Bu yapabiliriz'i belki yorgunluk toplumunu e, birlikte okuruz, gözden geçiririz ve ee, orada daha derinlemesine ele alabiliriz ama kulağımıza sürekli yapabiliriz kelimesinin fısıldandığını o büyük sarmal tarafından içinde yaşadığımız büyük sarmal tarafından kulağımıza sürekli evet yapabiliriz ee, cümlesinin fısıldandığını hatırlamak kafi şimdilik tabi bir bakıma da o ayna yani sizi gözetleyenler sizi sürekli revizyona zorluyor. Şekerim bugün şöyle, Hayır böyle. Duydun mu? 5 kilo almış. Ya da geçenlerde gördüm. Makyajı berbattı. 3 kuruşluk bir elbiseyle dolanıyordu. Gibi 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 değer yargılarıyla oluşan o çoklu ayna bizi sürekli kendimiz revizyona zorluyor. Bedenin tamamlanamayan kusurluluğu bizatihi bedenimiz için savaşan tuhaf bireyler haline getirir bizi. Kurgusal çözünürlük olarak beden bölümünden devam edelim pastoral çağı resmeden analog kültürden beden dahil her şeyin çözünürlük değeri taşıdığı dijitalleşme çağına geçilmiştir. Varlığın hayal edilen her türlü biçime alabiliyor oluşuyla irtibatlı olan bu yeni evre, asırlar evvel yerleşik hayata geçmiş bedenin yeniden göçebeleşmesini, daha doğrusu yersizleşmesini ilan eder. Yani yerini kaybeder. Yani artık beden yersizdir, ve sürekli her gün kendisine yeni bir adres arar. Bu aradığı adresi de dijitalleşme üzerinden gerçekleştirir. Filtreler mesela, yani fotoğraf filtreleri, bu göçebeliğin birer işaretidir. Aslında göçebeliğin değil, yerleşecek yer arabanın, yerli yerinde olmanın. Çünkü beden bizatihi tamamlanamayan bir şeydir. Ve ancak bu dijital kültürler, bizde tamam olduğu hissini uyandıran, uyandıracak bir meseledir. Devam edelim. Dijital evren ona içinde kendi gerçek bedeninin değilse de simülasyonunun sınırsızca gezinebildiği bir zaman ve mekan fethini kapılarını aralar. Olduğu gibi değil, tam da olmayı istediği gibi görünebildiği, izlenebildiği bu serüvende modern birey bir anlığına da olsa yıpratıcı gerçeklerden kaçarak aracın içinde kaybolmanın keyfini yaşar. Hoş geldik Instagram çağına. Hoş geldik filtrelere. Hoş geldik filtrelerin düşünsel anlamda nereye denk geldiğine. Yani bir anlığına var olduğumuz ve kendimizi tamam hissettiğimiz. Hadi gene ritüel üzerinden, din üzerinden gidelim. Medeniyet, bedeniyet çarpışması üzerinden gidelim. Biz Tamam olduğumuzu hangi anlarda hissederiz? Biz Müslümanlar diye konuşayım. Hristiyanlar da çok benzer şekilde tamam hissediyorlardır kendilerini büyük ihtimalle. Yahudiler de çok benzer şekilde kendilerini tamam hissediyorlardır. Biz Müslümanlar kendimizi mesela çok huzurla kıldığımız bir yatsı namazının sonundaki vitir duasında tamam olmuş hissederiz. O bir varoluş anıdır, bir yıldızın parladığı andır bizim açımızdan. Ya da kurban kestiğimizde ya da birine karşılıksız iyilik ettiğimizde ya da ya da ya da diye devam ettirmek mümkün örnekleri. Ama beden medeniyetinde, ten medeniyetinde bu parçalanmış beden algısı ancak kendisini bir filtreyle ya da bir anlığına dondurarak mükemmel hissedebilir. Yahu harika çıkmışım demek aslında bireyin kendisini tamamladığı, tamam hissettiği, tamammış gibi hissettiği o eşsiz andır. Yıldızın parladığı an fotoğraf makinesinin kilik sesidir artık. Ya da filtrenin yüzde uygulandığı o çubuğun dolduğu andır. İnsanın kendisini tamam hissettiği an. Buradan devam edelim. Burası çünkü hepimizin içinde bulunduğu ve çok zorlandığı bir alan. Bedenin dijitalleşmesi, en güçlü duygu, nitelik ve ilişkilerin bile serice benimsendikten sonra aşındırıcı hızın gölgesinde birer arzu nesnesi olarak özensizce tüketilişidir. Hiçbir şeyin gelenekselleşmeyecek kadar süratle elden çıkarıldığı bu iklimde karşılıksız diyarkamlığa ve vaat edilebilir kalıcılığa yer yoktur gene anın donmasında kalıyoruz burada. Her sorgulama muhtemel bir hayal kırıklığı olacağından sanalın gerçekliğine çevrim içi olunur olunmaz iman edilir. Dijital iletişimde her diyalog bu ön kabule ve aynı anda hem memnun olma hem de memnun etme niyetine dayanır. Bu şartı taşımayan her girişim bu girişimlere e-buluşmada denilebilir bir tık hamlesiyle sonlandırılır. Şu yakınlarda tatilden geldim ben. Bir deniz kenarı tatil yaptım. Ben denizi sevdiğimden değil ama kız şey seviyor. Kız şey sevince mecburen düştük peşine e, gittik Ege'lere. Gittiğimiz Ege kasabasında Instagram'da çok güzel durabilecek çeşitli manzaralar vardı. Mesela bir sokak hatırlıyorum. Sokağın üstünü bence saçma sapan şekilde ters böyle Çin şapkalarına benzeyen hasır avizelerle donatmışlar ve içine renkli lambalar takmışlar. O da sokağın üstünü rengarenk bir şey haline getirmiş. Eskiden ben böyle bir manzara görsem 20 yıl önce, 25 yıl önce durur ve o manzaraya bakar o manzarayla var olurdu. Bu da bana sürdürülebilir bir vaat verirdi. Ya ne hoş bir yer bu. Şöyle köşede elimi de belki yanağıma koyup ya ne güzel yapmış derdim. Güzel bulma, bulmadı bu şeyi ama hani diyelim çok güzel bulduğumu düşünsek. Oturur. Ya ne güzelmiş. Yahut ayakta ne fark eder. Ya ne güzelmiş diye seyrederdim. Ama şimdi o anın görünmesiyle birlikte o anın önünde bir pozisyon alınıyor. Dudaklar, kızlar için söylüyorum, dudaklar kaz dudağı gibi öne doğru böyle diye uzatılıyor o an bir anlığına dolduruluyor. Soru şu, bu bir yaşantı mıdır? Yoksa e buluşma dediğimiz gerçeklikle sanal olanın bir an birbirine çarpıp sonra tekrar kaybolması. Ve tabi bir tıkla o bu ilişki bir mutsuzluğa dönüşebilirse, dönüşürse bir tıkla ortadan kaldırılabiliyor. Ne demek bu? Fotoğrafı çektiniz. O aptal lambalar yukarıda. Siz Dudağınızı da kaz dudağı gibi ileri uygulattınız. Hmm, şöyle diye bir şey verdiniz, bir e, poz verdiniz. Ama ona rağmen, ona rağmen fotoğraf istediğiniz gibi çıkmadı. Yani güzel poz veremediniz. Filtre uyguladınız, o da kurtarmadı. E yapacak ne kaldı geriye? Basarsınız düğmesine, dijital olarak. Biraz önceki o gerçeklikle sanırım birbirine temas ettiği an parçasını sonsuza kadar yok edersiniz. Bunu insanlarla paylaşacak kadar olgunlaştırana dek tekrar edersiniz üstelik. Fakat bu esnada o manzaranın bizatihi varoluşunuza dahil bir manzara haline gelmesine de kendi kendinize engel olursunuz. Çünkü bu sizin ancak bir başka yerde, orada değil bir başka sanal yerde var olmanıza yarayan küçük bir aparat vazifesi görmekten öte bir mana taşımaz olan lambalar. Ya da bir deniz manzarası. Denize bakıp yahu aya bakıp Allah'ı bulan, güneşe bakıp Allah'ı bulan peygamberler anlatısından gelen bir topluluk Bugün itibariyle hilal gördüğümüzde gökyüzünde derhal ve sadece fotoğraf makinelerimize sarılıyoruz. Çünkü Hilalle kurabildiğimiz tek gerçek ilişkiyi bize sanallık sağlıyor. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta paylaşılabilir fotoğraf paylaşılabilir herhangi bir platformda o hilali paylaşmak bizatihi o hilalle bir ilişki kuruyormuşuz fikri doğuruyor bizde. Bugün şu çekimi yaptığım sırada Kurban Bayramı arefesi teşrik tekbirleri getiriliyor. Onlarca teşrik tekbiri videosu dönüyor WhatsApp gruplarında. Benim girdiğim WhatsApp gruplarında. O teşrik tekbirini siz namazlardan sonra getirmediğiniz sürece o videoların dolaşımda olmasının gerçeklikle size bir bağ kurdurmasının imkanı yok. Teşrik tekbiriyle kurulacak gerçek bağ namazdan sonra teşrik tekbiri getirmek. Bunun hani pratik bir örnek olsun diye söylüyorum. Yemekle kurulan bağ da böyledir. Yemekle oturur yersiniz. Pastayı oturur yersiniz. Dün bir kafede, dün değil birkaç gün önce bir kafede gördüm yine o Ege kasabasında. Sadece fotoğraf çekmeye değil, çay kahve içmeye de bekleriz yazıyordu kapısında. Yani sadece Instagramırların, görlerin, Insta boyların fotoğraf çekmek için gittikleri bir kafe düşün. Yani çay içmiyor, bir sandalyeye ilişip bir kahve içmiyor, yanındaki arkadaşıyla sohbet etmiyor. Sadece ve sadece anı dondurmak istiyor. Bizim sanallıkla gerçeği sanal olanla birleştirme refleksimiz bizi buraya getirdi. Peki nereye gider? Benim öngörüm şu. Detokslar başladı biliyorsunuz. Sosyal medya detoksları. Bir süre sonra cep telefonu detoksları başlayacak. Ee, bir süre sonra iyice e, hani cep telefonu olmadan yaşayan insanlar göreceğiz etrafımızda. Bütün sosyal medya hesaplarını kapatmış insanlar göreceğiz. Ee, böyle buraya doğru gidiyor çünkü bu e, e buluşma gerçekle sanalın bir varoluş simülasyonu oluşturarak buluşması sürdürülebilir bir ruh hali değil. Sürekli Hadi Instagram'dan vereyim örneği. Instagram'da siz ne kadar güzel fotoğraf paylaşırsanız paylaşın. Birazdan bir başkasının sizinkinden daha güzel olduğunu düşündüğünüz bir fotoğrafını görüyorsunuz. Bu da büyük bir mutsuzluğa dönüşüyor sizde. Yeni bir Leyla Mecnun hikayesinin oluşmayacak olması, hikayede verilen emeğin, sergilenen adanmışlığın, ve ödenen bedellerin modern bireyin eylem çıkması çıkmasıyla ilgilidir. Bütün duyguları ifade ve ilan etmenin yolu davranışa dair tutumlar değil, tıpkı dövme yaptırma gibi tenle yetinilen geçici gösterilerdir. Şimdi biraz önceki paragrafa dönelim. E, karşılıksız değerkanlık. Bunun günümüzde yeni bir Leyla Mecnun hikayesi olarak kendini tekrar etmesinin imkanı yok çünkü Davranış kalıpları hayatımızdan çıkmış durumda. Birbirimize aşkımızı davranışla, ödenen bedelle falan değil, tenle, tensellikle ilgili olarak görüyoruz. Sonra ne oluyor? E, i̇ki yıl önce dövme yaptırmış kızın adını ya da erkeğin adını. İki yıl sonra o ilişki darmadağın olmuş, bitmiş. Bu dövmeyi sildirmiş mesela. Burada bir dövme, silinmiş e, bir dövme var. Niye? Tenle beraber gelen, tenle beraber gider. Bedenle birlikte gelen bedenle birlikte gider. Ama Leyla için ama Mecnun için tenle gelen bir şey yoktu. Orada davranışsal bir aşk vardı. Orada fedakarlık temelli, emek temelli bir aşk vardı. Dolayısıyla Leyla ve Mecnun başkalarının bile olsalar, hayat onları buna zorlamış olsa bile sonsuza dek birbirlerine aittirler. Sirinen bir dövme gibi değil, kalbe işlemiş bir yara gibi. Dolayısıyla bedene bu kadar takıntılı modern bireyin Leyla ve Mecnun benzeri bir aşka düşmesinin imkanı ihtimali olduğunu doğrusu ben aklımdan geçirmiyorum. Hani biraz saf dillik e, bu modern çağda kalıcılığı aramayan, sadece geçici olanla yetinen, belki bir ucu hazza dayalı, Belki bir ucu sadece tene bedene dayalı, tenselliğe, cinselliğe dayalı bu çağda e, içinde fedakarlık geçen bir aşkın gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Çok önemli bir başka bölüme geçelim ki ekran objesi olarak beden. Bodliyer dayımızın bir sözüyle açılıyor bölüm. Bugün kitleleri harekete geçiren şey kopma değil bulaşmadır diyor Bodliyer. Kopma değil Ulaşmadır. Şuradan başlayalım. Bizimkisi sağlıktan bahseden bir hastalık toplumudur. Ya da sonsuz yaşamayı arzulayan bir ölüm toplumu. Hakikatin reddedilişi bu açıdan bir bakıma hakikatin kendisini beslemektedir de. Ekran uzmanlarına gelince onlar bize günümüz modern toplumunda her şeyi düzeltmenin yeni ve harika başlangıçların sentetik yollarını sunarlar. Bir cümle, görüntü ya da sesle yayılan bu öneriler kaynağı olan ekrandan koparak izleyicilerinin birbirlerine hızla bulaştırdıkları iç gıdıklayıcı bir virüs andırır. Bireyleri kitleleştiren ve onları ortak bir yıkımın eşiğine getiren ekran, bugün beden rejiminin kamusal alana ait bir değer olduğu fikrini de üretir. Günün her saati, mekan ayrımı gözetmeksizin, radyodan televizyona, internetten sinemaya kadar her köşede küresel beden politikaları, sağlıklı ve güzel olmanın toplumsal işbirliği halinde kazanılması gereken bir hak olduğunu düşündürür. Geldik işin ek yerine. Beden medeniyetinin ekran vaizleri ya da kısaca bedeniyetin ekran vaizleri bizimle olmamız gereken insan arasında bir mesafe belirlerler ve bize olmamız gereken insan olmamıza dair bir ontolojik gerçeklik vaaz etmeye başlarlar. Olmamız gereken insanla olduğumuz insan arasındaki mesafeye dair bir ontolojik gerçeklik vazetmeye etmeye başlarlar. Böylelikle beden artık kişisel bir şey değil, beden algısı kişisel bir şey değil, sana ne lan benim bedenim diyebilecek içinden çıkabileceğimiz bir uğraş alanı değil, daha çok kamuya ait bir alandır. Şişmanlık herkes için kötüdür. Zayıflık herkes için kötüdür. Gözlerinin renginin kahverengi olması herkes için kötüdür. Gözlerinin renginin mavi olması herkes için iyidir. Böyle olunca beden algısı artık bütünüyle kamuya ait ve nasıl olması gerektiği de ekran vaizleri tarafından kodlanan bir algıya dönüşür. Dolayısıyla ideal beden benim için değildir. İdeal beden kamu içindir. Ben bedenimi ancak kamunun benden istediği şekilde idealize edebilirim. Kendi istediğim şekilde idealize edemem çok net bir ayrım bu ve her gün başımıza gelen bir ayrım. Sana göre değil, senin için değil. Bir başkasına göre ve bir başkası için. Hani en başta kurduğumuz Bauman'dan alıntıladığımız cümlenin uzun haline dönelim. Bauman haklıdır. Pazarın körüklediği korkular, endişeler ve bunun yol açtığı acılar pazarın sürmesi için vazgeçilmez olan tüketici davranışını ortaya çıkarır ve besler. Neticede Bedenin yüceliğine iman, ekrana tabiyet ve tıbba itaat esastır. Doktorun gücü her bir birer hasta olan modern bireylerin ölüm hakkında duyduğu endişeyle doğru orantılıdır. Ölümden korkarsan doktorun iktarını kabul etmiş olursun. Bu kadar net, bu kadar açık. Sonraki bölüm ölümsüzlük arayışı olarak beden. Ölümsüzlük arayışı olarak beden bana kitabın en dikkat çekici başlığı olarak geldi. Onu söylemiş olayım. Ölüm doğal olmayan bir deneyim olarak görülür. Odan toplumda ölüm doğaldır yerine doğal ölüm yargısı kullanılır ki bu da doğal olmayan ölümlerin varlığını ima eder. Nasıl ölürüz? Yaşamın son döneminden izlenimler adlı kitabında Sherwin Nuland şöyle der. Ölüm nedenleri listesinde ne ilk 15 içinde ne de bu ruhsuz özetin başka herhangi bir yerinde kendiliğinden göçüp gidenleri tanımlayacak bir madde vardır. Kendisi de doktor olan Nurant'ın ironik tespiti yalnızca tıbbın değil daha geniş perspektifle içinde yaşadığımız modern toplumun da eleştirisidir. Buna göre yaşam tabi ve hak edilmiş, ölüm ise yapay ve canidir. Bodyar bunu şu sözlerle yeniden formüle eder. Ahlak yasası nasıl kesinlikle öldürmeyeceksin diyorsa toplumsal yasası da kesinlikle ölmeyeceksin demektedir. En azından öyle kafana estiği gibi değil, yalnızca yasa ve hekimin uygun gördüğü şekilde ölebilirsin. Ölümün sana uygun görülmesi için karara dönüştürülmesi gerekmektedir. Üzerinde çokça düşünmemiz gereken çok ilginç bir paragrafla karşı karşıyayız. Ahlak yasası nasıl kesinlikle öldürmeyeceksin diyorsa diyor. Şimdi bir kere buradan ele alalım. Fıtraten biliyorsunuz yani yaratılış itibariyle hemen hemen bütün filozoflar insanın yaratılış itibariyle temel ahlaki nosyonları tek başına da bulabileceğini söyler. İslam alimlerinin çoğu da böyle söyler bu arada. Mesela bir diğerini öldürmemek fıtri bir ahlaki yaşadır. Fıtratımızda vardır. Şimdi modern toplumun toplumsal fıtratı kesinlikle ölmeyeceksin cümlesini doğuştan öğreniyor. Modern tıp sana izin verdiğinde yani teşhisini koyduğunda artık ölebilirsin dediğinde falan ölebilirsin ancak. Bunun dışındaki her ölüm yapay, cani ve beklenmediktir. Çünkü ölüm hayata dahil bir şey değildir. Bize vaat edilmiş olan, bize verilmiş olan, armağan edilmiş olan şey hayattır. Ve ölüm arsızca gelir, elimizden bu hayatı alır. Biz bunu nasıl kabullenelim? Kabullenemiyoruz. Doğal olarak kabullenemiyoruz. Ölüme karşı gelme fikri kurumsal hale gelmiştir diyor Bodyer. Allah çok şükür ya Rabbi ölüm var diyen yaşlılardan ölümü bir an olsun başımıza gelebilecek bir şey olarak konumlandırmayan modern insanlara geldik. İki ayrı resme götüreyim sizi. Birisi diyelim Teşvikiye Camii'nde olsun ya da Şişli Camii'nde olsun bir cenaze töreni. O cenaze töreninde ölümün plastik, yapay ve uzak bir şey olduğunu hissedersiniz. Ama Diyelim Ankara'da, Konya'da, Trabzon'da, Mardin'de bir cenaze törenine katılırsanız orada ölümün organik bir şey olduğunu hissedersiniz. Organik. Yani son derece doğal olarak gelir, alması gerekeni alır ve yoluna devam eder. Alması gerekeni alır ve yoluna devam eder. Nereye kadar? Alması gereken sıradaki insan alana kadar. Modern insan için ölüm çok plastik bir şeydir. Çok abartılı şekilde üzülmeniz gerekir. Fakat bu üzülmenizin bütünüyle plastik olması gerekir. Oysa ben cenaze kaldırılması esnasında mezarlıkta birbiriyle şakalaşan insanlar bilirim Anadolu'da. Hatta ya bize sıra gelmemiş daha baksana Hasan'ı aldı ölüm, Ahmet'i aldı ölüm, Fatma teyzeyi aldı ölüm falan diye birbiriyle ölümle de dalga geçebilen. Çünkü ölümü bizati yaşam gibi vaat edilmiş, insana hediye edilmiş bir lütuf olarak gören yerleşik kültür. Günümüzde ölmek nasıl normal bir şey değilse mezarlıkların kamuyla iç içe bir merkezde imar edilmesi de bir o kadar kural dışı görülür. Çağdaş mezarlıkların muhitin gözden uzak periferilerine itilmesinin ve neredeyse piknik yapmaya elverişli bir dünyevilik formunda yapılandırılmasının nedeni biraz da budur. Gerçekten de bugün mezarlık mekanı dekoratif ögeleriyle beraber yaşamla süslenmiştir. Ölülerin orada olduklarını bilmemizden kaynaklanan tartışılmaz ön kabul dışında burada her şey ölümün berrak rengini soldurmaya çalışır gibidir. Böyledir çünkü modernitenin gözünde ölüm sayısız göz alıcı bilimsel ve teknolojik gelişmeye rağmen hala üstesinden gelinemeyen düzen bozucu ve keyif bölücü bir düşman ya da onulmaz bir illettir. Seher öncesinden bir şey hatırladım şimdi bu güzel paragrafla. Galiba bir profesör yazdı. Maslak'tan aşağı inerken, Levent'ten aşağı inerken bir mezarlık vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her nefis ölümü tadacaktır. Külli nefsün zayikatül mevt. Aslında her nefis ölümle rızıklanacaktır demek. Ama hadi tadacaktır diye çevirelim. Her nefis ölümü tadacaktır. ayet kelimesini kerimesini yazdı. O profesör ablamız ya bunu buraya yazdığınız zaman bu bizim çok moralimizi bozuyor diye bayağı kamuoyu oluşturdu ya. Ve o yazıyı oradan, o ayeti oradan kaldırtmaya çalıştı. Ölümün kendisine hatırlatılmasına tahammül edemeyen bir tutumla karşı karşıyayız. Çok ilginç bir tutumdu o. Ölmeden önce ölmenin hayatiliği üzerine bölümünden bir paragraf. Nefis bir paragraf. Ölüm yalnızca olası olan değil, olması gerekendir de. Çünkü o kullanat modelini işleten modernitenin çözüme kavuşturamadığı, yok sayamadığı ve bastıramadığı tek muktedir seçtir. Beklenen ama davetsizce gelen, misafir gibi karşılanan ama ev sahibi olarak davranan ölüm şimdi sonsuzluğun yerine pazarlayan doktrini her seferinde ters köşe yapmaktan keyif alır. Ölüm beden üzerinde inşa edilen tüm yatırımları iflasa zorlar. Yani ölümün olduğuna dair bir inanç geliştirebilmek insanı dünyayla daha barışık hale getirir. Yaşadığı hayatla daha barışık hale getirir. Tabiatla daha barışık hale getirir. Bak dinle falan ilgili bir şey söylemiyorum ha. Ritüelik bir şey söylemiyorum. iman demiyorum. Ölümün olduğunu hatırlamak, insanın bir sonunun olduğunu hatırlaması onu her bakımdan daha iyi bir insan haline getirebilir. Ölüm bir varmış bir yokmuş diye bir romanı vardır Saramago'nun. Hoca da onun örneğini veriyor kitapta. Hani tamam insanlar bir sabah uyanıp ölümsüz olduklarını fark ediyorlar. Ama bir süre sonra dünya yaşanmaz hale geliyor. Çünkü ölüm yoksa ahlak yok. Ölüm yoksa e, korku yok. Cesaret has safhada. Yıkıcı bir lanet ölümsüzlük. Yıkıcı bir lanet. Ölmeden evvel ölmek. Yaşamı doğum ve ölüm arasındaki arzular manzumesi, zamanı sadece şimdi, mekanı yalnızca burası olarak gören popüler dünya görüşüne karşı köklü fakat sıcak bir manifestodur. Ayrılığı çağrıştıran ölüm, İslam tasavvuf geleneğinde benimsendiği gibi tüm ayrılıkları ortadan kaldıran tek mutlak kavuşma türüdür. Gelene dek yok kabul edilen ölüm geldiğinde kendisini tek gerçeğe dönüştürürken yaşamın da aslında bir rüya ya da kurgusal bir film olduğunu ima eder. İnsan uykudadır, ölünce uyanır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi tam da bu kadar güzel açıklanabilirdi. Ölümün gerçekliği ve asıl kavuşma olduğu fikri kalbi mutmain edebilecek. Aradığımız derdini çektiğimiz varoluş meselesini bütünüyle ortadan kaldırabilecek tek neredeyse yegane çıkar yoldur öyle diye. Sonuç bölümünden birkaç paragraf okumak istiyorum. Birincisi şu, iyi ve sağlıklı bir bedene sahip olma motivasyonu altında meşhurlaştırılan beden pazarı, televizyonlardan sokaklardaki ilanlara dek hemen her yerde ve sürekli konuşmakta, bilinçaltı imgelerle beden davranışlarını robotikleştirmektedir. En fazla Özgürlük söylemiyle anılan beden kültü, özgür iradenin en yoğun şekilde manipüle edildiği bir dünyayı imlemektedir. Ölümü ve hastalığı olumsuzlayarak öteki eriştiren bu dünyada yalnızca bedenin görünümünü kusuyanlara, bilgilendirici uzmanlara ve onların endişe verici olasılık tahminlerine yer vardır. Beden endüstrisi kendisini de yiyerek büyüyen bir canavarı andırır. Yeni olan, belirdiği andan itibaren kaybolmaya başlar her ürün eskime ve yok olma vaadiyle piyasaya sürülür. Her şey demoda olma şartıyla modalaştırılır ve böylece yeni kavramının da içi boşaltılır. Son yıllarda Türkiye'de özellikle kürtaj tartışmalarında kullanılan benim bedenim, benim kararım gibi ifadeler de bu bağlamda okunmalıdır. Her türlü transformasyonu mümkün ve gerekli gören bu yeni özgür beden efsanesi esasında tam kendi iddiasının aksini kutsamakta, bedeni kolayca güdümlenebilir, ve yönlendirilebilir kılmaktadır. Benim bedenim, benim kararım derken gerçekten özgür bedenini mi kutsuyorsun yoksa yönlendirilmiş beden algısının kölesi haline mi geliyorsun? Bence ikincisi. Şey. Çok net. Çünkü senin bedenin değil, senin kararın değil. Beden çünkü sana ait değil. Ruhuna ait bir emanetçi beden. Beden bize emanet. Beden bize emanet. Dolayısıyla Beden benim değil. Benim bedenim dediğin şeyde bir yere kadar seninle anlaşabilirim. Ama benim kararım dediğin şeyde seninle anlaşamam. Çünkü ana rahmine düşmüş bir bebeğin doğması kararı da senin kararın değildir artık. İnanır mısın dünyanın hiçbir felsefi görüşüne göre değildir. Sadece postfeministlerde karşımıza çıkan bir e, mesele yani. Ana rahmine düşmüş çocuğun öldürülme hakkını annenin vermesi. Babanın bile değil, annenin vermesi. E, post feministlerin uydurduğu çok, yani uydurduğu demeyeyim, post feministler dışında hiçbir attığı başında filozofta görmediğimiz bir yaklaşım. Popüler kültür böyle. Benim bedenim, benim kararım. Şimdi ben kürtaş karşıtı mı konuşmuş oldum? Yaşamı savunuyorum sadece. Çünkü yaşamı savunmak bedenin bize emanet olduğunu bilmekle ve ana rahmine düşmüş bir çocuğun yaşam hakkını savunmakta olabilir. Aksini yapmakta değil. Beden hakkında tavırlı bir duruş sergilemenin olmazsa olmazı ise daha yeni olanın her zaman daha iyi olanla dolu olduğunu vaz eden pazar klişelerine sırt çevirmektir. Yeni olan iyidir, yeni olan iyidir. Berbat bir anlayış ve hepimizi her bakımdan kuşatan bir anlayış. Bedeni yaşama, yaşamı da bedensel olana indirgemek yerine ona ruh üfleyici bir değer katmak gerekmektedir. Bu konuda kadim medeniyet birikiminin bugüne kalan en ufak bir değer kırıntısının dahi akışkan modernitenin terkin ettiği şaşalı mutluluk ve özgürlük vaatlerinden daha güvenilir, daha insani ve daha yapıcı olacağı hatırlanmalıdır. Ve çok önemli, çok mazem bir cümleyle bitirmiş olalım zor mevzuların bu ilk bölümünü. Mahremiyetin çözülüşü teşhirci toplumun zaferi değil, yitimidir. Çünkü gizlenecek bir şey kalmadığında gösterilecek bir şey de kalmamış demektir. Bu şartlar altında çağdaş beden endüstrisinin önünde iki yol vardır. Ya kendisini ilga etmek ya da mahremiyeti yeniden değerleştirip bedeni bezginlik verici pornografik teşhirin kollarından kurtarmak. Sadece bedenimizi değil hiçbir şeyimizi gizlemediğimiz bir dünyayla imtihan olmuyoruz. Allah bu imtihanı kazanma yolunda gayretlerimizi artırsın diyelim en fazla edebileceğimiz en iyi duanın bu olduğunu düşünüyorum doğrusu. Efendim zor mevzuların bu ilk bölümünde Sertaç Timur Demir Hoca'nın ten medeniyetini okuduk. Açılım kitaptan çıkmıştı. Bilmem size faydası oldu mu? Bilmem kitabı notlandırmanın size faydası oldu mu? Doğrusu tepkilerinizi merak ediyorum. Çünkü vereceğiniz tepkilere yapacağınız yorumlara göre biraz programı devam edip ettirmeme kararında olacağım. Hani ben zaten okuyorum ama Size bir faydam dokunmuyorsa, bak etkileşim kovalıyorum yani. Çünkü modernim yani yani nihayet. Size bir faydam dokunmayacaksa sürdürmeyi planlamıyorum. Çünkü baya böyle son iki buçuk saattir çekim yapıyorum. Bir de arkadaşları yormayayım diye kamerayı ben kendim kurdum. Kendi kendime burada çekiyorum yani. Dolayısıyla size bir faydam olacaksa devam etmek isterim bu formata, bu programa. Burada kalalım.